Roma hukukunda yer alan uygulamalarla ilgili verilen yukarıdaki örneklerin evrensel hukuk ilkeleri ile karşılaştırmasına bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar, akıl hastası bir kimse yapacağı eylemlerin idrakinde olamayacağı için hiçbir hukuki işlemde bulunamaz. Bir kişi hakimliği kabul ettiğinde taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdirmek için hakemlik etmeyi de tahahüt etmiş olur. Suçu kanıtlama yükümlülüğü suçu isnat edendedir. dedir. Bu yükümlülük suça itham edilen kişiye ait değildir. Köle bir kadının köle veya özgür bir erkekten olan çocuğu da köle sayılır. Peki arkadaşlar bakalım eşitlik anlayışından uzak olduğu, kanun önünde eşitlik verilmiş. Tabii ki arkadaşlar uzak zaten özellikle kölelikten bahsetmesinden bunu çıkarabiliriz. Suçta ve cezada şahsi sorumluluk ilkesine uygun olarak hazırlandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hakimlikle alakalı kısım ve şu madde elbette şahsi sorumluluk ilkesinden bahsediyor arkadaşlar. Doğru. Günümüz modern hukukunun temeli sayılabileceği. Tabii ki sayılır arkadaşlar. Çünkü zaten Roma hukuku önemli bir hukuk Midir? ...ve verilen maddelerden de günümüz modern hukukunun temeli olabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Orta Çağ Avrupası'na ait verilen bu sınıf piramidine bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Din adamlarının asiller sınıfı üzerinde bir yaptırım gücüne sahip olduğu... ...arkadaşlar hayır din adamları ikinci sırada o yüzden buna ulaşamıyoruz... Dere toplum içerisinde en güçlü grubu oluşturduğu dere arkadaşlar soylular içerisinde yer alır. Tabii ki doğru. Ticaretle uğraşanların köylülerden daha fazla haklara sahip olduğu, ticaretle uğraşanlar da burjuva sınıfıdır arkadaşlar ve gördüğünüz gibi köylülerden daha yukarıdalar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Orta çağda siyasi yapılar ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Moğol İmparatorluğu'nun geniş bir etki alanına sahip oldu. Arkadaşlar Moğol İmparatorluğu evet gördüğünüz gibi oldukça geniş bir alana sahip. Roma İmparatorluğu'nun siyasi birliğini koruyamadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir takım devletler ortaya çıkmış. Özellikle Batı Roma'nın yıkılışıyla birlikte bu devletler ortaya çıkıyor. Doğru. Doğuda haçlı kontluklarının güç kazandığı. Hayır arkadaşlar doğuda böyle bir durum göremiyoruz gördüğünüz gibi haritada. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Feodalite ile ilişkilendirilebilecek bu görsele bakılarak durumlarından hangilerinin feodal düzenin bir parçası olduğu söylenebilir. Ekonomide tarımsal üretimin önemli bir yere sahip oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topraklar ekilmiş durumda tabii ki doğru. Savunmaya verilen önemin mimari yapılarda hissedildiği, bakın burada surlar var arkadaşlar, doğru, toplumsal eşitsizliğe dayalı bir yapılanmaya temel oluşturdu. Arkadaşlar burada bir tek halk gösterilmiş, soylu sınıf gösterilmemiş. O yüzden görselde soylu sınıf olmadığından dolayı üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.